Arkadaşlar merhaba. Auzef Çocuk Gelişimi bölümü Çocuklukta Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi dersi birinci ünite ders özetiyle başlıyoruz. Birinci ünitenin konu başlığı iki dilliğin doğası. İlk önce iki dillilik nedir tanımlarını inceleyeceğiz. İki dili de aynı ana dili gibi kontrol eden kişilerdir. İki dildeki süreçler arasında bir girişim olmaksızın iki dilde de yetkin olan kişilerdir. İki dili tek dilli olarak kullanan bireyler kadar iyi kullanan İki dili yaklaşık olarak aynı derecede bilen kişidir. Gündelik yaşamda iki veya daha fazla dile ihtiyaç duyan ve bunları kullanan kişilerdir. Birden fazla dil yeterliliğine sahip olan kişilerdir. İki dili dönüşümlü olarak kullanabilen kişilerdir. İki veya daha fazla dilin değişmeceli olarak kullanabilen bireylerdir. Farklı yeterlilik düzeylerinde birden fazla dilde konuşma, dinleme, okuma veya yazma becerisine sahip olan kişilerdir ana dilinin dışındaki bir dilde konuşma, okuma, yazma, dinleme becerilerinden en az birinde asgari düzeyde yeterliğe sahip olan kişilerdir. Görüldüğü gibi arkadaşlar iki dilliliğin tanımı farklı açılardan birçok tanımı bulunmaktadır. Fakat yaygın olarak iki dillilik bir bireyin birden fazla dili bilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu noktada da iki dillilik ile ikinci dil edinimi arasındaki ayrımı ortaya koymak önemlidir. Genel olarak belirli bir yaştan önce ikinci bir dil edinim süreci başlamışsa bu süreci iki dillilik, belirli bir kritik yaşı geçtikten sonra bireyler ikinci bir dil ile temas etmeye başlamışsa bu süreci de ikinci dil edinimi olarak adlandırmanın yaygın eğilim olduğu dikkat çekmektedir. Bu arkadaşlar kritik yaşta genellikle 3-4 yaş civarı olduğu bilinmekte. İki dillilik sürecinin yaş ile ilişkisi. Janice Paradis ve Krago bir çocuğun doğumdan itibaren iki dile birden maruz kalması ve bu iki dil ile birlikte büyümesi durumunda eş zamanlı iki dilli olacaklarını belirtmektedir. Farklı ana dillerinden gelen anne ve babalar çocuklarıyla onların doğumdan itibaren ana dillerinde iletişim kurmaları durumunda bu durum eş zamanlı iki dillilik olacaktır. Yine buna karşın 3 yaşından sonra ikinci bir dil ile temas ederse bu durumda oluşacak iki dilliliğin sıralı iki dillilik olacağını ifade edilmektedir. Buradaki temel fark çocuğun ikinci bir dil ile temas etmeye başladığında hali hazırda bir dilin edinimi sürecinde belirli bir noktaya gelmiş olmasıdır. Bir ailenin başka bir ülkeye göç etmesi ve çocuğun söz gelimi 4-5 yaşından itibaren yeni biri ile temas etmesi durumunda bu durum sıralı iki dillilik olarak karşımıza çıkacaktır. Yine bu noktada iki dilliliğin zamanla ilişkisine vurgu yapan bir başka kavram da erken iki dillilik ve geç iki dillilik olgusudur. Erken iki dilliliğin bir çocuğun 4-6 yaşından önce iki dile maruz kalması durumunda ortaya çıkacak iki dillilik biçimi olduğu bilinmektedir. Geç iki dillilik olgusu ise 4-6 yaşından sonra çocukların ikinci bir dile maruz kalmaya başlaması durumundaki dil edinim süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. İki dilliliğin gelişimi, iki dilliliğin gelişim sürecini temel alan bu tanımlamalardan yine bir başkası da yeni başlayan iki dilliliktir. Bu olguda temel olarak geç iki dillilikte olduğu gibi bireyin edindiği bir ana dili bulunmakta ve ikinci dil ile de yeni karşılaşmış olmaktadır. Yine bir başka kavram tanımlama ise artan iki dillilik ve çekinik iki dililiktir. Artan iki dillilik, ikinci dil edinim sürecindeki normal gelişime vurgu yapmakta, iki dilliliğin zaman ilerledikçe ilerlediğini vurgulamaktadır. Çekinik iki dillilikte ise bir dilde gelişim görülürken diğer dilde bir gelime, gerilemenin olması durumunu ifade etmektedir. İki dillilik sürecinde çekinik iki dillilik olgusunun görünmesi ve bunun sürmesi dil aşınmasına sebep olabilmektedir. Burada arkadaşlar özellikle çekinik iki dilliliğe dikkat edelim ve dil aşınmasının çekinik iki dillilikte olduğunu bilmemizde fayda var. Arkadaşlar tanımlamalar biraz kafa karıştırıcı olabilir ama emin olun tekrar ettiğinizde oturacaktır kafanızda yavaş yavaş. İki dillilik ve toplumsal etkileşim. Genesi, Paradis ve Krago iki dillileri ayrıca içerisinde bulundukları toplumsal grubunun hedef dil grubu ile ilişkileri bağlamında da değerlendirilebileceğini, bu durumda grupların çoğunluk dil grubu ve azınlık dil grubu olmak üzere iki gruba ayrılabileceğini ifade etmektedirler. Çoğunluk dil grubu bir ülkede çoğunluğun kullandığı dili ifade eder. Çoğunluk dil grubu sayısal üstünlüğünün yanı sıra devlet tarafından da destek görebilmektedir. Örneğin Türkiye'de Türkçe konuşan bireyler, İngiltere'de İngilizce konuşan bireyler çoğunluk dil grubuna aittir. Yine bunun tam karşıtı olan azınlık dil grubu ise bir ülke içerisinde daha az sayıda insanın kullandığı dili ifade eder. Azınlık dil grupları devletten sınırlı destek almakta ya da destek almamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Almanya'da Türk toplumunun dili ya da Türkiye'de Suriyeli toplumunun dili azınlık dil grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla gerek yaş faktörü, gerek toplumsal faktör etmenleri etkileşimli olarak değerlendirildiğinde karşımıza dört farklı durum çıkmaktadır. Bunlar çoğunluk dil grubuna ait olan eş zamanlı iki dilliler, çoğunluk dil grubuna ait olan ikinci dil öğrenenler azınlık dil grubuna ait olan eş zamanlı iki dilliler ve azınlık dil grubuna ait olan ikinci dil öğrenenlerdir. Şimdi sırasıyla bunları örneklendireceğiz. İlk olarak çoğunluk dil grubuna ait eş zamanlı iki dilliler, bu bireyler iki dile de doğumdan itibaren maruz kaldıkları için eş zamanlı iki dildedirler. Aynı zamanda sahip oldukları iki dil de içinde bulundukları ülkede çoğunluk dil grubunu oluşturmaktadır ve devlet desteği almaktadır. Bu örneklerin büyük bölümü iki dilin resmi dil olarak kabul edildiği durumları oluşturmaktadır. Burada bizim arkadaşlar ayırt edici kavramımız iki dilin de resmi dil olarak kabul edildiği durumlardır. Örneğin Kanada'da bir çocuğun İngilizce ve Fransızca iki, dili, iki dilli olarak büyümesi bu duruma örnektir. Çünkü Kanada'nın resmi dili hem İngilizce hem de Fransızcadır azınlık dil grubuna ait eş zamanlı iki dillilere geldiğinizde bu bireyler iki dile de doğumdan itibaren maruz kaldıkları için eş zamanlı iki dillidirler. Ancak sahip oldukları iki dilden birisi çoğunluk dil grubuna aitken diğeri azınlık dil grubuna aittir ve daha sınırlı destek görmektedir. Örneğin annesi Alman babası Türk olan ve doğumdan itibaren bu iki dile maruz kalan ve Almanya'da yaşayan bir çocuk Almanya'da Türkçe çoğunluk dil grubuna ait olmadığı için azınlık dil grubuna ait olacaktır. Devam edelim. Çoğunluk dil grubuna ait ikinci dil öğrenenlere geldiğimizde bu bireyler ikinci dile 3-4 yaşından sonra maruz kaldıkları için eş zamanlı iki dilli değildirler. Bu nedenle bu bireyler geç iki dilli ya da ikinci dil öğrencisi olarak tanımlanabilirler. Söz gelimi annesi ve babasının ana dili Türkçe olan ve Türkiye'de yaşayan bir çocuğun 7 yaşında sadece İngilizce eğitim veren bir okula gönderilmesi bu duruma örnektir. Azınlık dil grubuna ait ikinci dil öğrenenlerde ise bu bireyler ikinci dile 3-4 yaşından sonra maruz kaldıkları için yine eş zamanlı iki dilli değildirler. Aynı zamanda bireylerin ana dili ülkede konuşulan yaygın dil de değildir. Suriyeli ve tek dilli anne babanın 7 yaşındaki çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye göç etmeleri durumunda çocuk hem yaşı itibariyle eş zamanlı iki dilli olmayacaktır hem de ailenin ana dili Türkçe olmadığı için azınlık dil grubuna ait olacaklardır. Yine Baker iki dillilerin içerisinde bulunabilecekleri içsel toplulukların ve dışsal toplulukların bulunduğunu belirtir. İçsel topluluklar İki dilli ve çok dilli kişiler tarafından günlük olarak birden fazla dilin kullanıldığı topluluklar olarak ifade edilirken, dışsal topluluklar ikinci dil konuş konuşanın bulunmadığı topluluk bağlamı olarak tanımlanmaktadır. Yine diğer bir deyişle iki dillilerin iki yani çok dilli ve iki yani çok kültürlü bir ortamda bulunması durumunda içsel topluluk içerisinde bulunulacak. Tek dilin, tek kültürün bulunduğu ortamlarda yer alan iki diller ise dışsal bir topluluk içinde yer alacaktır. Burada Kanada'da Fransızca iki dilli birisi içsel toplulukta yer alırken, Amerika'daki bir Türk iki dilli dışsal topluluk içerisinde yer alacaktır. Kimi durumlarda devlet politikası olarak bireylerin belirli dillere zorlanabildiği de görülmektedir. Bu durumda devletler iki dillileri de devletin benimsediği dili kullanmaya yöneltmektedir. Ve böylece bireylerin diğer dilleri büyük oranda devre dışı kalmaktadır. Bu duruma eksiltmeli iki dillilik denilir. Bu kavrama dikkat edelim arkadaşlar. Bu durum genellikle göçmenlerin yaşadıkları durumu ifade eder. İngiltere'ye yerleşen bir İspanyol için İspanyolca ya da Almanya'ya göç eden bir Türk için Türkçe içerisinde bulundukları toplum eksiltmeli bir toplum özelliği göstermekte ve dillerinden birisi destek alamamaktadır. Eksiltmeli iki dilliliğin tam karşısında ise eklemeli iki dillilik yer alır. Bu durumda ise dillerden birisinin diğerine olumsuz bir etkisi bulunmaz ve bireyler iki dillerinde kullanacakları bağlamları bulabilmektedirler. Bireyin toplumla etkileşimle vurgu yapan, ancak daha çok birey açısından konuyu ele alan bir ayrım da seçmeli iki dillilik ve durumsal iki dilliliktir. Baker, seçmeli iki dilliliğin bireyin tercihleri doğrultusunda şekillenen bir iki dillilik biçimi olduğunu belirtir. Söz gelimi, İrlanda'da Türkçe kursuna giderek Türkçe öğrenmek seçmeli bir durumdur. Bu bireyler ana dillerine herhangi bir olumsuz etki olmaksızın yeni bir dilde iki dilli olabilmektedirler. Yine arkadaşlar seçmeli iki dilliliğe dikkat edelim. Özellikle örneklerini aklımıza tutarsak zaten ayırt etmek daha kolay olacaktır. Durumsal iki dillilikte ise tercihten ziyade içerisinde bulunan durumların dayattığı bir zorunluluk söz konusudur. Bu durumda bireyler içerisinde bulundukları toplumda yaşayabilmek için o durumlara uyum sağlayabilmek amacıyla ikinci dili edinmektedirler. Valdes ve diğerleri seçmeli iki dillilerin eklemeli iki dillilere, durumsal iki dillilerin ise çıkarmalı iki dillilere atıfta bulunduğunu iddia etmektedir. Seçmeli iki dillilerin, örneğin iş yerlerinde veya okul ortamlarında başka bir dil öğrenmeyi seçen bireyler olarak tanımlandığı görülmektedir. Öte yandan koşullu iki dilliler, yaşadıkları yerdeki çoğunluk dili içerisinde hayatta kalabilmek için başka bir dil veya ek diller öğrenen bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Avustralya veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan göçmenler bu gruba girmektedir. Yine Genesi, Paradis ve Krago iki dillilik sürecinde çocukların kültür ile bütünleşmesi sürecini dil sosyalleşmesi olarak tanımlar. İki dillilikte temelde iki kültür ile etkileşim söz konusudur. Dolayısıyla iki dilli bireyler büyük oranda aynı zamanda iki kültürlü bireylerdir. Buna karşın kimi durumlarda iki dilli bireylerin iki dilde de oldukça yetkin olmalarına karşı tek kültürlü olabildikleri de görülür. Bunun tam tersi biçimi de tek dilli bireylerin de iki kültürlü olması söz konusu olabilir. Yaşadığı ülkede yaygın olarak kullanılan dili bilmemesine karşın o ülkenin kültürüyle etkileşime girilmesi bireyleri iki kültürlü hale getirebilmektedir. Gelelim iki dillilikte dil kullanımına. Baker, iki dilli bireylerin sahip oldukları ikinci dili ev, sokak, okul, uzaktan haberleşme gibi çeşitli alanlarda ve farklı amaçlarla kullandıklarını, buna karşın birinci dillerini daha yoğun olarak evde kullandıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla her iki dilin kullanım amacı, kullanıldığı bağlamlar ve etkileşime girilen bireylerin nitelikleri farklılaşmaktadır. İki dillilerde, iki dilin de eşit biçimde kullanımı oldukça çok nadir, oldukça e, nadir görülen bir durumdur. İki dilli bireylerin sahip oldukları dili kullanımları sürecinde çoğunlukla bir denge bulunmamakta, bir dili daha baskın biçimde kullanmaktadırlar. Annesi Fransız, babası Alman olan bir çocuk, annesiyle konuşurken Fransızca, babasıyla konuşurken Almancayı tercih edebilmektedir. İki dillilerin sahip olduğu dillere ilişkin tutumları da dil seçimlerinde etkili olan faktördür. Çocuğun bir dile, kültüre kendisini daha yakın hissetmesi o dili kullanımını destekleyecektir. Ama tam tersi buna karşın bir dile, kültüre karşı geliştirilen olumsuz tutumlar ise bu dilin kullanımını zayıflatacaktır. Yine kimi durumlarda iki dillilerin dillerinden birisi sadece aile içerisinde kullanılan özel bir dil biçimine dönüşebilmektedir. Genesi, Paradis ve Krago'nun aile iki dilliliği olarak adlandırdığı bu durumda dil sadece aile içerisinde kullanılır ve bu dilin yaşanılan toplumda bir takım sorunları söz konusu olabilir. Yine kimi durumlarda da iki dilli bireyler birinci dillerini kullanmayı tercih etmeyebilirler. Bu durum daha çok ikinci, üçüncü kuşak göçmenlerde görünmekte ve aile içerisinde kullanılan dil ile içerisinde bulundukları toplumun dili farklılaştığı dikkat çekmektedir. Bu durumlarda bireyler toplumun dilini aile içi dillerine göre daha prestijli olarak algıladıkları için bu dillerini kullanmak istememektedirler. İki dillilikte beceri alanları. Dilden bahsettiğimizde temel olarak okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört beceri alanından bahsediyoruz. Bu becerilerden okuma ve yazma yazınsal becerilerken dinleme ve konuşma becerileri sözel becerilerdir. Dil dediğimizde de esas olanın konuşma ve dinleme becerileri olduğu aklımıza gelmektedir. Yani diğer bir de işte bir çocuk ana dilini edindiğinde esasen konuşma ve dinleme becerilerini ediniyor demektir. Okuma ve yazma becerileri ise okul çağı ile birlikte çocukların belirli bir eğitime tabi tutulmasıyla kazanılan dil becerileridir. Baker, üretici edinç olarak adlandırılan konuşma veya yazma becerilerinde dili aktif olarak üreten aktif iki dilliler ile hem okuma hem de dinleme becerilerinde dili nadiren veya pasif olarak kullanan pasif iki dilliler bulunduğunu belirtir. Dolayısıyla iki dilliliğin kimi biçimlerinde dört becerinin de aktif olarak kullanılabildiği ancak kimi durumlarda iki dillilerin sahip oldukları dillerde belirli beceri alanlarında daha gelişmiş bir görünüm ortaya koyabileceği dikkat çeker. Yani söz gelimi dilin aile içi iletişim için kullanılması durumunda dinleme konuşma becerileri daha gelişmiş olurken dilin akademik amaçlarla kullanılması durumunda okuma yazma becerileri daha fazla gelişme gösterecektir. İki dillilerin sahip oldukları dillerdeki yetkinliklerini ölçen yaygın testler bulunmamakla birlikte Northwestern Üniversitesi araştırmacılarından Marian Blumenfeld ve Kaushin tarafından dil becerisi ve yeterlilik anketi geliştirildiği ve bu anketin geçerlilik güvenilirlik analizlerinin yapıldığı görülmektedir. Yine bu anketi de isim olarak bilmeniz yeterli arkadaşlar. Hansgard yarım iki dilliliği, iki dillilerin sahip olduğu iki dilde de belirli bir yetkinlik düzeyine erişememesi dil bilgisi, sözcük bilgisi, akıcılık, beceri alanlarındaki başarım açısından yeterli olamaması durumu olarak tanımlamaktadır. İkinci dilde dil bilgisi edinim sürecine ilişkin yaklaşımlar. White, ikinci dil edinim sürecinde bireylerin bu yeni dil ile olan etkileşimlerini, hali hazırda edindiklerini, ana dilleri üzerinden kurabildiklerini ya da bu bireylerin ikinci dillerini edinimlerini ana dilleriyle hiç etkileşime girmeksizin doğrudan zihinlerinde bulunan evrensel dil bilgisiyle etkileşim kurarak şekillendirebileceklerini belirtmektedir. Bu anlamda üç tane başlıca görüş vardır. Bunlar tam aktarım, tam kabul varsayımı, yalın ağaçlar varsayımı, değer taşımayan özellikler varsayımı, ikinci dil ediniminde birinci dilin dil bilgisinin etkisinin olduğunu savunan başlıca görüşlerdir. Yine bu görüşlere karşın ikinci dilin ediniminde ana dilin dil bilgisinin etkisinin olmadığını ve edinimin doğrudan zihinde var olan evrensel dil bilgisiyle kurulan etkileşim sonucu sağlandığını savunan görüşler ise söz dizimi başlangıç aşaması varsayımı ve tam kabul varsayımı oluşturmaktadır. Burada arkadaşlar isim olarak hangisinin hangisine ait olduğunu bilmemizde fayda var. Açıklamalarına gelirsek tam aktarım tam kabul varsayımı. İkinci dilde dil bilgisi yapılarının edinim sürecinde bireylerin ana dillerinin etkisinin bulunduğunu öne sürmektedir. Buna göre yeni dildeki dil bilgisi yapılarının ediniminde öncelikle ana dilindeki dil bilgisinin kopyalanarak aktarılması söz konusu olur. Dolayısıyla ikinci dildeki dil bilgisinin ediniminde ana dilinin dil bilgisi özellikleri temel rol oynamaktadır. Burada arkadaşlar gelen olarak ana dilin baskın olduğunu ve kopyalanarak aktarıldığını bilmemiz bizim anahtar kelimelerimiz olabilir. Bir diğeri olan yalın ağaçlar varsayımında ise tam aktarım, tam kabul varsayımında olduğu gibi ikinci dilin ediniminde ana dilindeki dil bilgisinin temel rol oynadığı belirtilir. Buna karşın bu yaklaşım Tam aktarım tam kabul varsayımının ana dilin bütün dilbilgisel özelliklerinin aktarıldığı görüşüne karşı çıkmakta ve burada bir sınırlamaya gitmektedir. Ve buna göre ikinci dilde dil bilgisinin edinim sürecinde ana dildeki ad öbeği, eylem öbeği gibi sözcüksel kategoriler ikinci dil edinim sürecine aktarılmaktadır. Ve buna karşın zaman öbeği, çekim öbeği gibi işlevsel kategoriler ise ana dilinden aktarılmamakta. Bu yapılar ikinci dil edinim süreci içerisinde geliştirilmektedir. Değer taşımayan özellikler varsayımında ise ikinci dildeki dil bilgisinin ediniminin başlangıç aşamasında bireylerin ana dillerindeki hem sözcüksel kategorilerin hem de işlevsel kategorilerin yer alabileceğini, diğer bir deyişle bu iki kategorideki özelliklerin de hedef dille aktarılabileceğini öne sürer. Buna göre zayıf özellikler sözcüksel ya da işlevsel kategoriye ait olmalarına bakılmaksızın aktarım sürecine katılmazlar. Ve yine buna karşın ana dilinin güçlü özellikleri ikinci dildeki dil bilgisinin edinim sürecine katılırlar. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre aktarım sürecinde özelliklerin güçlülüğü temel rol oynamaktadır. Şimdi bu üç yaklaşımın ana savı olan ikinci dilin dil bilgisinin ediniminde Ana dilindeki dil bilgisinin etkili olduğu görüşüne karşın bunun geçerli olmadığını ve ikinci dilde dil bilgisinin doğrudan evrensel dil bilgisinin etkili olduğunu öne süren görüşler bulunur. Bu görüşler nelerdir? Bunlardan birincisi söz dizimi başlangıç aşaması varsayımı, ikincisi ise aktarımsız tam kabul varsayımıdır. Söz dizimi başlangıç aşaması varsayımı ana dilinin de ikinci dilin de başlangıç aşamasının aynı özellikleri sergilediğini öne sürer. Bu başlangıç aşamasında da evrensel dil bilgisi bulunmaktadır. Aktarımsız tam kabul varsayımda edinimin başlangıç aşamasında ana dilinin değil evrensel dil bilgisinin bulunduğunu öne süren yaklaşımdır. İki dilli eğitim. Fortun ve Tedik iki dilli eğitim sürecinde pek çok terminolojinin bulunduğunu belirtir. Bunlardan yabancı dilde daldırma, iki yönlü daldırma, yerli dillere daldırma, erken çift daldırma, erken tam zamanlı daldırma, yapılandırılmış daldırma, tek yönlü kısmi daldırma ve çift dilli daldırma yer alır. Peki daldırma ne demektir terim olarak? Daldırma terimi iki dilli eğitim sürecinde çocukların bir dil ile yoğun olarak etkileşim kurmalarını sağlamayı ifade eder. Baker ve Peace Jones Yaş söz konusu olduğunda erken daldırma, ertelenmiş daldırma ve geç daldırma olmak üzere 3 temel biçimin bulunduğunu belirtir. Buna göre bebeklik ya da anaokulu döneminde bir çocuk daldırma programına dahil edilmişse bu erken daldırma olur. Çocuklar 9-10 yaşlarında bu programa dahil ediliyorsa buna ertelenmiş daldırma denilir. E ortaokul dönemiyle birlikte daldırma programının uygulanması ise geç daldırma olarak adlandırılır. Yine Baker ve Jones yaşın değil de gün içerisinde hedef dilde harcanan zamanın dikkate alındığında terminolojinin yine değiştiğini. Bu durumda ise karşımıza tam zamanlı daldırma, kısmi da, kısmi zamanlı daldırmanın çıktığını belirtir. Tam zamanlı daldırmada Yeni dil ile etkileşim önce tam zamanlı olarak başlanılır. Diğer bir de işte öğrenciler sadece belirli bir dile temas ederler. 2-3 yılın ardından bu dilin yoğunluğu %80'e ve ilkokulun bitimine doğru da %50'ye düşürülür. Yani yavaş yavaş azaltılır. Kısmi zamanlı daldırmada ise çocuklar zamanlarının %50'si, çocukların zamanlarının %50'si hedef dil ile geçirilir. Hedef dil ile geçirilen zaman ve yaş parametreleri etkileşimli olarak düşünüldüğünde bu durumda da karşımıza erken tam zamanlı daldırma, erken kısmi zamanlı daldırma, ertelenmiş tam zamanlı daldırma, ertelenmiş kısmi zamanlı daldırma, geç tam zamanlı daldırma ve geç kısmi zamanlı daldırma biçimleri çıkar. Burada açıklandığı gibi erken, ertelenmiş ve geç parametreleri Çocukların iki dilli eğitime dahil edilme yaşları ile ilintiliyken tam zamanlı ve yarı zamanlı parametreleri ise program içerisinde hedef dil ile ne kadar karşılaşıldığı ile ilgilidir. İki dilli eğitimin uygulanmasındaki bir başka yol ise tek yönlü ve iki yönlü daldırma programlarıdır. Burası önemli arkadaşlar bu ikisini mutlaka bilelim. Tek yönlü daldırma programlarında esasen çocuğun sahip olduğu ilk dil büyük oranda ihmal edilir. Çocuk yaşadığı ülkede konuşulan dilde tek dille eğitim veren bir kurumda eğitim görmeye başlar ve bütün dersler bu dilde sunulur. Yani söz gelimi Almanya'da Almanca eğitim veren bir okulda ana dili Türkçe olan bir çocuğun eğitime başlaması bu türden bir daldırma yöntemi olacaktır. İki yönlü daldırmada ise okulda eğitim gören iki farklı grup söz konusudur. Yani söz gelimi okulun yarısının Alman, yarısının Türk olduğu ve okulda Almanca Türkçe eğitim verildiği bir durum iki yönlü daldırmaya örnek olacaktır. Bu durumda iki dilin de gelişimi önemsenmektedir. Kademeli iki dilli eğitim programlarında ise çocukların belirli bir düzeye kadar tek dilli olarak ve ana dillerinde eğitim verilmesi ancak bu süreçte de bir yandan diğer dile de hazırlıkların yapılması daha sonra ana dilinde okuma yazma becerilerinin kazanılması ile birlikte diğer dilinde eğitim sistemine dahil edilmesi ve iki dilinde gelişiminin desteklenmesi hedeflenir. Söz gelimi Amerika'da ana dili İspanyolca olan çocukların tek dille olarak İspanyolca eğitime başlamaları ve 3. 4. sınıftan sonra İngilizce eğitimini de sürece katmak bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Evet arkadaşlar ilk ünitenin sonuna geldik. Biraz kavramlar, tanımlar karışık gibi gelebilir ama bir iki kere tekrar ederseniz ve özellikle örneklere dikkat ederseniz sizin için yeterli olacaktır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar, hoşçakalın.